Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün bir süre önce ülkemize giriş yapan Xiaomi Pad 6 tableti inceleyeceğiz arkadaşlar. Xiaomi'nin hem giyilebilir teknoloji tarafında hem akıllı telefon tarafında ülkemizde aktif bir rol oynadığını biliyoruz. Hatta alt markaları Redmi ve Poco gibi markalarla da hizmet vermeye devam ediyor arkadaşlar. Ve bunun gibi birçok alt markası da olduğunu biliyoruz. Fakat tablet tarafında pek de aktif rol oynamıyordu. Yakın zamanda ülkemize giriş yapan Xiaomi Pad 6 modeliyle ben dengeleri değiştirecek arkadaşlar. Çünkü rekabetçi bir fiyatta geldi ve performans da oldukça tatmin edici. Dilerseniz incelememize geçelim. İlk olarak tabletin tasarım ayrıntılarıyla başlayalım arkadaşlar. Arka tarafında bir kamera çıkıntısı yer alıyor. Bu konuda aslında kullanıcıların şikayet ettiği kısımlar var. Çünkü kamera normalden biraz daha fazla çıkıntı olduğu için masaya düz bir şekilde koyduğumuz zaman ufak bir sallantı yapabiliyor. Yani yalnızca bir taraf çıkıntı olduğu için elimizle dokunduğumuz zaman sağa sola oynadığını görebiliyoruz tabletin. Normal şartlarda bu bir telefonda olduğu zaman çok da sıkıntı yaratılmıyor ama tableti ağırlıklı olarak masanın üstüne de koyduğumuz için aslında bu çıkıntının bir dezavantajı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında kamerasının bu kadar çıkıntılı olmasının sebebi nedir diye soracak olursanız tabii ki güzel kamera performansı. Kamera kısmında değineceğiz. Kamerada da başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ekrana baktığımızda gördüğünüz gibi son derece ince çerçevelere sahip bir panel bizleri karşılıyor. Bu önemli çünkü 11 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Yani elimize aldığımızda veya uzak koyup dizi filmi izlerken 11 inçlik ekranın tam ekran hissiyatını bize yaşatmak amacıyla ince çerçevelerin kullanıldığını belirtelim arkadaşlar. Tasarımıyla devam edeceğim. Yan bir şekilde tuttuğumuz zaman sol tarafına baktığımızda bir kilit tuşu yer alıyor arkadaşlar. Üst tarafında ses açma kısmı tuşu yer alırken aynı zamanda hafıza kartı girişinin olduğu tepsi de yine üst tarafında yer alıyor. Yani tableti bize dik bir şekilde tuttuğumuz zaman bu saydığım şeyler sağ tarafta kalacak tabii ki. Yan tarafında Dolby Vision Atmos tarafından geliştirilen hoparlörleri var arkadaşlar. Aynı zamanda tabletin çevresinde de tabii ki mikrofonlar yer alıyor. Bu mikrofonlar hem bizim sesimizi almak için hem de dış sesleri yok etmek için aktif bir rol oynuyor. Yani gürültü engelleyiciye sahip mikrofonların olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Tasarım ayrıntılarını genel olarak değerlendirecek olursam üst segment bir tablet olduğunu bize sonuna kadar hissettiriyor. Gerek tasarımı gerek inceliğiyle arkadaşlar. Ekrandan bahsetmişken ekran özelliklerine de bir bakalım isterseniz. 11 inçlik bir ekran olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda bu ekran 1800 x 2880 çözünürlüğüne sahip arkadaşlar. IPS LCD panelle karşımıza çıkan tablet 144 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip. Ayrıca HDR10 desteği ve Dolby Vision teknolojisi de yer alıyor. 550 nit'lik parlaklıkla gelen modelin %83.6 ekran gövde oranı yer alıyor. Piksel yoğunluğunda ise 309 PPI'lik bir piksel derinliği bizleri karşılıyor arkadaşlar. Peki bu tablet hangi ekran teknolojisiyle korunuyor diye soracak olursanız Gorilla Glass 3 ile korunuyor arkadaşlar. Bu da ek bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. Ekran özelliklerinde oldukça tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık bir iki tane film izledim ve bu süreçte de beni gayet tatmin etti arkadaşlar. Gerek çözünürlük olsun gerek çıkardığı ses performansı olsun. Yani ekranda hem doğru renkler sunuluyor hem de MIUI'ın bize sunmuş olduğu arayüzü sayesinde ekran görüntü modunuzu değiştirebiliyorsunuz. Yani ben bir aksiyon filmi izlerken daha canlı renkleri tercih ettim. Ya da daha karanlık ortamların olduğu bir dizi film izlediğim zaman ekranı daha aydınlık gösterecek bir modu seçtim. Bu da benim için gayet güzel bir artı oldu. Yani benim dizi film hissiyatımı arttıran bir özellik olmuş. MIUI 14 arayüzünde karşımıza çıkan bu teknoloji. Ve oyun tarafında da yine doğru renkler yer alıyor. Yüksek çözünürlüğü de yine oyun performansında yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Dizi film izlediğim süreçte oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ses performansı da stereo olduğu için sağdan soldan gelen sesleri sanki bir sinemadaymış gibi izleyebildim arkadaşlar. Ve gündüz vakti çalışırken dışarı çıktığımda zaten klavyede bağlanabiliyor. Bir klavye bağlayıp haber yazdığım zaman da yine ekran performansından da memnun kaldım. Örneğin moda sahile gidiyorum. Açıyorum tableti. klavye açtığım zaman haberimi yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Ve güneş vursa bile ekran parlaklığı bana sonuna kadar yetiyor. Bu yüzden hem çözünürlük hem parlaklık hem renk doğruluğu konusunda ekrandan memnun kaldığımı söyleyeyim arkadaşlar. Dilerseniz bir teknik özelliklere bakalım. Xiaomi Pad 6 modeli 13 megapiksel değerinde ana kamerayla karşımıza çıkıyor ve 4K çekim yapabiliyor arkadaşlar. Ön kamerada ise 8 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip bir lens daha bulunuyor. 6 ve 8 GB RAM seçeneğine sahip olan modelin 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama seçeneği yer alıyor ve işlemci tarafında Snapdragon 875G Yonga setini kullandığını görüyoruz. Bu da 7 nanometrelik bir Yonga seti arkadaşlar. 11 inçlik ekranın olduğunu söylemiştik. 8840 miliamperlik bir pile sahip olan modelin 33 wattlık hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da belirtelim. Ve bu pilden hazır bahsetmişken şunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Birkaç film test ettiğimi söylemiştim ve bunu şarjı fullken test ettim ve o kadar az pile düştü ki 2 saatlik bir filmde yalnızca %3'lük bir düşüş yaşadım arkadaşlar. Ama gece izlediğim için parlaklığı biraz kısmıştım ama zannediyorum ki parlaklığı fullleseydim bile %6'yı %7'lik bir pil düşüş olurdu. Çünkü 8800 840 miliamperlik bir pilden bahsediyoruz. Diyecek olursunuz ki bu pili doldurmak kolay mı? Evet çünkü Xiaomi kutu içeriğinden 33 wattlık hızlı şarjı Hızlı şarj adaptörünü bizlere sunmuş arkadaşlar. Bu yüzden hızlı bir şekilde şarj olan bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak değerlendirecek olursak kendi fiyat etiketine sahip olan rakiplerine göre oldukça avantajlı. Çünkü yeni nesil bir Yonga seti kullanılmış, yüksek çözünürlük ve tazeleme oranına sahip bir ekran karşımıza çıkıyor. Tasarım olarak baktığımızda üst segment bir cihaz kullandığımızı anlıyoruz ama fiyat olarak aslında orta segment tabletlerle aynı klasmanda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Birçok avantajlı özelliğin olduğunu söyleyebiliriz ama genel olarak değerlendirdiğimizde eksi olarak sayabileceğimiz bir yön var mı? Tekrardan düşündüğümde en başta aslında daha hızlı bir şarj adaptörü olsaydı daha mantıklı olurdu diye düşünüyordum. Çünkü şu anda 3000 4000 mAh'lik telefonlarda 33 watt'lık hızlı şarj desteği gelirken 8840 mAh'lik bir bataryayı 33 watt'lık hızlı şarja desteklemek aslında hız olarak yavaş kalabilir diye düşünüyordum. Ama tableti şarj ettiğimde aslında pek de öyle olmadığını anladım çünkü 33 watt da oldukça tatmin edici düzeyde. Onun dışında kamera çıkıntısında bir dezavantaj olarak sayabiliriz. Yani sürekli masaya koyuyorsanız tabii ki çizilmeler olacaktır. Bununla alakalı da kılıf bulabilirsiniz arkadaşlar alışveriş sitelerinde. Onun dışında eğer kılıfsız kullanacaksanız bu kamera çıkıntısı sıkıntısının dezavantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatına baktığımızda ise 8 GB RAM ve 256 GB'lık dahili depolamaya sahip olan versiyonun 11.300 TL'lik bir fiyat etiketiyle Xiaomi'nin resmi web sitesinde satışta olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer bu model hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.